Aynen böyle. Ne yapalım? Seni gösterelim. Daha uyar kolayı yaşamayalım. Geri geldi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika dur. Bir dursanıza. Aynen, bir sakin bir fotoğraf alsınlar. Evet. Aldık, aldık. Bak buradayız. Buradayız. Bir dakika. Evet, kayıt akıyor, buyurun. Ben 245 geliyorum. Tamam, tamam, tamam abi. Ol. Evet, hayırlı haberleri aldık. Hayırlı olsun elimizde yeni proje. Yeni abi fazla proje gelme, bak ayakkabı gidiyor. Yok, öyle bir şey yok. Ben de sizden öğrendim. Araba geliyor. Zaten. Motor, motor. Camdaki kurulayı. Yok, hiç haberim yoktu öyle bir şeyden. Ben de sizlerden öğrendim. O zaman bugün bir toplantı var, başka bir proje için mi? Aynen, bugün bir toplantımız var. Siz gelmişsiniz, hoş geldiniz. Böyle sizin için hemen böyle bir toplantıyı bölüp çıktık. Bakalım bir şeyler, görüşüyoruz. Nasıl bir şey bekliyoruz? Bakalım, okuyoruz. Daha net bir şey yok henüz. Bir kez romantik komedi oynadınız. Bir daha fotoğraf mı olacak yoksa var mı başka? Yani öyle bir hani kısıtlama yapmayalım ama hani içimize nasıl ne sinerse artık ona göre bakarız. Altın Kelebek'te de çok güzel bir ödül aldınız. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Güzeldi, gurur vericiydi. Markalı drop. Yok, en iyi romantik komedi. Romantik komedi. Arabayı yolluyorum. Şöyle geçelim istersen. Arabayı mı soralım? Aynen abi. Kapıdan girişi daha iyi. Daha sağlam. Evet. Evet. Buyurun. Evet, nereden Umut abi? Oynamak istediğiniz bir rol var mı? Böyle beklediğiniz, arzu ettiğiniz, dilediğiniz? Yani şu an geçmişten böyle, bugüne gelen öyle gelen projelere göre değerlendiriyoruz aslında. Sizin var mı? Kendi istediğiniz ben öyle var. Hayallerimi paylaşmayı çok böyle sevmiyorum. Böyle aksiyon bakıyorum ne bileyim. Güzel olur olursa. Sever seversiniz. Severim aynen. Veya bir seri katil gibi bir şey. Kısmet o. İstemez misiniz böyle değişik bir rol olsun? Olur, çok severim. Ya ben farklı farklı karakterlere hayat vermekten çok hoşlanıyorum. Yine böyle değişik bir rol gelirse çok sevinirim. Mesela en son Haziran'da benim için çok evet, farklı, enerjisi farklı bir karakterdi. O yüzden onun bende çok ayrı bir yeri var. Yine böyle değişik. Dinlenmeyi düşünmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Oradan önce de bir işte oynuyordunuz. Hemen hı-hı, arkasından Tolga Bey'le bu tarafa geçince hiç arasız oldu galiba değil mi? Yani aslında oldu biraz ara ama birazcık hızlı oldu evet. Yani şu an dinleniyoruz zaten. Değerlendirme aşamasındayız. Dijital ister misiniz? Çünkü süreler uzun olduğu için normal televizyon dizilerinde tercihiniz olur mu? Tercihiniz olur mu? Yani o gelecek olan projeye bağlı. Güzel, yani içimize sinen bir proje olursa dijital olur. İçimize sinen bir proje olursa yine televizyon olur. Kısmet. Rating korkunuz var mı? Çünkü dijitalde başı belli, sonu belli ya. Dijital yaptığınız işlerde işte 13 bölüm. Her şey belli, bitiyor ama şimdi dizilerde tabii tam bir karaktere bürünüyorsunuz, içine gidiyorsunuz. Rating diye bir şey var. Ama o işte artık içimize sinen projeyle zaten içimize sinen projeye başlıyoruz. O artık seyircinin takdiri oluyor. Ona yapacak bir şey yok. Öyle. Mesela son dönemde de psikoloji dizileri çok ön plana çıktı. İşte biliyorsunuz. Baya 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 camdaki kız. Kırmızı Oda böyle bir şey olabilir. Sizin adınızdan oldu bu arada camdaki evet, kız. Evet evet. Az önce. İzliyor musunuz camdaki kızı? Yani çok fırsat olmadı. Bakıyorum tabii ki ara ara denk geldikçe. Ama öyle bir şey yok. Kabul etmeyip pişman olduğunuz bir rol oldu mu? Keşke kabul etseydim dediğiniz. Yok, olmadı. Hep böyle içmesinden oynamak istediğim rolleri oynadım. Peki kriter olarak neleri seçiyorsunuz mesela geldiği zaman senaryo? Hani çok sizin için size ne yapması lazım? Nasıl etkilemesi lazım? Senaryoyu okuduğumda böyle bir gözümde canlanması lazım. Sonra menajerimle, ekip arkadaşlarımızla beraber ortaklaşa karar veriyoruz. Yani hissettiğiniz zaman tamam bu oldu dediğiniz zaman şeyi... O zaten hemen oluyor zaten. Okey bu falan diye. Peki bir haber de çıktı. Gelinlikli fotoğraflarınız bizim son filminde evlendiniz hakkında haberler çıktı. Evlenmediniz herhalde. Yani senaryo. Zaten kendin dedin sorunun içinde diziden haberler yani. Haberler öyle çıktı diye sorun. Yok. onu bizim yani size sormamız lazım. Niye böyle haberler yapıyorsunuz? Kendini sevgiliye yakın hissediyor musunuz? Kişisel olarak. Yani öyle soruyor. Hissediyor musunuz? Yani zamanı gelince herhalde olur. O zamanı soruyoruz işte. Ne zaman gelir? Hiç bakmıyorum. O zamanı gelince görürsünüz zaten bence. Uzak mısın? Yani aile ortamını seviyor musunuz? Öyle aile soruyorum. Ortamını seviyorum. Her şeyin ayrısı her şeyin. Var mı böyle bir ilişki? Ya ilişki sürekli yazılıyor yani. İlişki Adnan yaşıyorlar. Bir Altın Havuzlar arasında. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama çok teşekkür ederim. Ben bir sorumu sorayım sonra size teşekkür ederim. Devam edeyim. Size yap bu soru.
Biz aynı soruyu soracağız. Hep havada kalıyor, askıda kalıyor. Yani bakayım. Ne evet ne hayır diyorsunuz. İkisinin ortası olunca yani varsa o zaman var mı yoksa yok deyip bize sormayalım bir daha. İstemeyelim. Bize işte her şey. Hava yağmurlu. İstanbul'a geldik. Hoş geldin. O zaman hava güne çarpmasın mı? Çok sağ ol. O zaman üzerinden sorabilir miyiz? O zaman çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Geri gelin abi. Abi ben bir kere geçiyorum. Kapaz gittim. Geldim de abi.